Gençler merhaba. Gürcistan'dayız. 500 lira veriyorsunuz, 255 lira anca alıyorsunuz. Küsüyor bu çiçekler, gördün mü? Şu anda Alfabe Kulesi'nin önündeyiz. Yanındayız. Botanik bahçesinde gezintiye çıktık. Gürcü amcalar motorla çok ilgilendiler bu konuda. Şu anda bence kaç para bu? Sen diyorlar ya da kaç yapıyor? Kaç para bu? Kaç yapıyor? Bizi görmediler henüz. Ama motoru çok ciddi inceliyorlar. Sağ ol. Botanik Park'ı gezmeye başladık arkadaşlar. Burası aşk parkıymış. Botanik Park içerisinde. Batum'un o çok önerdikleri botanik bahçesinde gezintiye çıktık. Biraz yürüyelim demiştik ama baktık ki bayağı yukarı çıkmak gerekiyor. Elektrikli gezi araçları vardı. Bunlara bindik. Şu andaki durum Karadeniz'den çok farklı değil. Ama bakacağız bakalım bizi nerelere götürecekler. Küsüyor bu çiçekler, gördün mü? Bakayım. Bak. Resmen kek şeylerini kapatıyorlar dokununca. Aşkım, anlat bakalım. Botanik Park. Ben hayal kırıklığına uğradım. Yani çok farklı şeyler hayal etmiştim. Burası yani bir özelliği, hani farklı ülkelerin, coğrafyaların bitkilerini bir araya toplamışlar. Ama hani bitkilere merakı olmayan, çok fazla çiçekten, böcekten anlamayan için de neye baktığı pek şey değil. Bilmiyorsun çünkü neye baktığını. Çok da fazla bir açıklama yok bitki hakkında. Sadece Gürcüce yazılmış tabelalar var. O kadar çiçek böcek ama... Ha, doğa güzel. Evet, çok güzel. Ama şöyle söyleyeyim. Girişte 15 lira yani Türk lirasıyla şu anda kişi başı 30 lira veriyorsunuz. İçerisi çok büyük. Yürüyerek gitmeniz çok mümkün değil. Her yeri gezmeniz mümkün değil. Bu yüzden elektrikli... Araçlar yapmışlar. Elektrikli araçlarla gezmek istiyorum derseniz
Onun için de bir 5 lira ödüyorsunuz kişi başı. Yani 10 lira. 10 lira. Dolayısıyla... Ve bu 10 lira yetmiyor bu arada. Bunu özellikle söyleyelim. Sizi getiriyorlar, bırakıyorlar en uca. Oradan tekrar geriye 5 lira verip tekrar araca binmeniz ya da yürümeniz gerekiyor. Çünkü şu an parkın sonundayız biz. Evet, öyle de bir çakallık yapmışlar. Çakal. Ya da tekrar araca bir 5 lira daha verip tekrar uca gideceğiz. Yani girişte verdiğiniz, elektrikli araca verdiğiniz ücretle parkın sonuna kadar sizi getiriyorlar. Geri dönmeniz de, yürüyerek dönmeniz de çok zor yani veya yorucu. Vaktiniz yoksa zor, öyle diyelim. Ama vaktiniz varsa yürüyerek gezebilirsiniz. Ama biz söyleyeyim yani 1,5 saat falan sürer buraları gezip geri dönmek. Dolayısıyla geri dönmek için bir 5 lira daha veriyorsunuz kişi başı. Botanik Park'a elektrikli araçla gezmek isterseniz size gezinin maliyeti kişi başı 25 lira, yani 50 lira. Ha, karşılığında ne bulacaksınız? İşte görüntülerde izlediğiniz gibi güzel bir bahçe. Ama biz içeri girerken şöyle düşünmüştük. Botanik Park ya bu. Hani böyle özel organize edilmiş çiçekler, alan oluşturulmuş yerler falan diye düşünmüştük. Karadeniz'de bir tepeyi organize ederseniz çok daha güzel görüntüler alabilirsiniz. Yani çok evet, daha keyifli bir yer olabilir. İçeride falan da göremedim ben. Hani akarsu yok, şelale yok, bir su kaynağı yok. Sadece işte Karadeniz'e kıyısı var. Evet. Yine en güzel yeri Karadeniz bence. Yani şöyle yapmışlar. Her bitkiye, her farklı bitkiye bir etiket yapmışlar. Evet. Ama Gürcüce yazıyor. Parkın içerisinden geçen, daha doğrusu parkın ucundan geçen tren istasyonu. Eski bir tren istasyonu. Bakalım. Aha, plaja çıktık. Şurada gelin veda maç çekimleri var. Burada da Türkiye'deki çok bu aralar meşhur olan doğa çekimi. Doğa çekimi. Gelin ve damat şurada doğa çekimi yapıyorlar. Karadeniz'in Batum plajı. Buraların güvenliği Özgür'den sorulur. Onu sormadan denize giremezsiniz. Tek çözüm bu. Denize girmeyin, kesin yaşayın. Sıkıntı olmasın. Ama çok güzel görüntü oldu. Okunur, önemli. Gürcistan sahillerine vurmuş birkaç eşya buldum. Bu eşyalar kimin acaba? Sen beni öldüreceksin. Çok güzel dalga videosu çekerken dalganın bir tanesi çok büyük geldi. GoPro'yu falan aldı sandım ben. Meğer GoPro'yu dışarı atmış. Ben dedim Karadeniz çekti GoPro'yu. Karadeniz seni çekiyordu az kalsın. Az kalsın beni çekiyordu. Neyse, sıkıntı yok. Görüntüler gelmeye devam edecek yani arkadaşlar. GoPro'muz tamam elimizde. Sonraki yolculuğumuza eşlik etmek ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için paylaşımımızı beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.